Televizyondan herkese iyi akşamlar. Emek Dünyası programıyla karşınızdayız. Bundan sonra her hafta İzmir'in emek mücadelesini, emek gündemini İz Televizyon ekranlarında izleyebileceksiniz. Bugün tabii ilk günümüz olduğu için hem heyecanlıyız, hem mutluyuz, hem gururluyuz. O yüzden sürçülisan edersek şimdiden bütün seyircilerimizin affını rica ediyorum. Ben isterseniz bugünkü ilk programımızın konuklarını sizlere tanıtayım. DİSK Bölge Başkanı Memiş Sarı aramızda. Yine KESK Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadan bizlerle beraber. Genel İş 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral yine stüdyomuzda konuklarımız arasında. Ve İz Televizyonu ve İz Gazete Yayın Yönetmeni Ümit Kartal bizlerle birlikte. Tabii bu 3 tane mücadeleci sendikacının arasına yayın yönetmenimizin de katılması belki manidar bulmuş olabilirsiniz. Kendisi hem televizyonumuzla ilgili neler planlıyoruz, önümüzdeki günlerde siz izleyicilerimiz nelerle, hangi programlarla karşılaşacak, bu konuda bizi biraz bilgilendirecek. Hem de yine gündeme dair, özellikle emek gündemine dair yorumlarıyla programımıza katkıda bulunacak. Ben isterseniz fazla konuklarımı bekletmeden, çünkü stüdyomuzda bir hayli sıcak, terlememizden de bunu belki sizler de fark ediyorsunuz, fazla da bekletmeyeyim konuklarımı. Tabii birçok şey konuşacağız. Özellikle DİSK'in örgütlü olduğu belediyelerde toplu sözleşme görüşmeleri başlamış durumda. Birçok işçi arkadaşımız belki onları merak ediyor. Yine belediyedeki KHK'lı işçilerin durumu ne olacak? O ücret eşitsizlikleri ne şekilde giderilecek? Yine yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü İzmir'de ne şekilde kutlanacak? Bunlar hepsi konuşacağımız konular arasında ama tabii hepimizin aylardır temel gündemi olan COVID meselesiyle ben programımıza başlamak istiyorum. Çünkü özellikle son günlerde okulların nasıl açılacağı, açılıp açılmayacağı, öğretmenler seminer döneminde okullara gitti, oradan COVID haberleri geliyor. Onlarla ilgili Veysel Beyaz Adam'la ben programımıza başlamak istiyorum. Veysel Hocam dememde herhalde bir sakınca yok. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nedir hocam bu konudaki son bilgiler? Çünkü çok ciddi haberler geliyor okullarda, özellikle öğretmen arkadaşlarımızın COVID'e yakalandığı noktasında. Bu son bilgiler sizde, isterseniz size başlayalım. Şimdi öncelikle yayın hayatınızda başarılar, uzun erimli bir maratonda güzellikler diliyorum. İzmir kamuoyuna özellikle doğru bilgiyle, hızlı bir bilgiyle, şeffaf bir bilgiyle o noktada buluşturacağıza dair inancım tam. Bizleri de konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Onu ifade etmek isterim. Biz teşekkür Şimdi ederiz. Eğitimle ilgili, evet, bugün ana haber bültenlerinin bile ilk gündemi eğitim.
herkesin veliden, öğretmenden, öğrenciden, eğitim öğretimin bütün paydaşlarına yani ülke halkının tamamından sorulduğu zaman ilk gündem maddesi okulların durumuyla ilgili. Sizlere burada çok güzel iç açıcı bilgiler vermek isterdim ama maalesef bunu veremiyoruz. Şimdi bizim Eğitimsen olarak aynı zamanda Eğitimsen 2.0 Şube Başkanı olarak bunu dile getirmek istiyorum. Bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Evet. Maalesef en başından beri pandemi sürecinde genel salgın döneminde şunu ifade ettik. Bizler sağlıklı, şeffaf, doğru bilgiye erişimle ilgili muhatap alınmadık. Bundan kaynaklı el yordamıyla sadece bir biçimde basından edindiğimiz şekliyle yüz yüze bırakılmıştık. Fakat bir avantajımız vardı. Her okuldaki temsilcimiz aracılığıyla okullardaki gerçek durumu öğrenmiş olduk. Bu edindiğimiz gerçek durum neydi? Şu an için özelinden bahsedeyim. Şimdi dedik ki Eğitimsen olarak bir defa okulların açılması ile ilgili iki farklı görüş var arkadaşlar. Evet. Birincisi şu, ne olursa olsun okullar açılsın. İkinci farklı görüş de şu, aşı bulununcaya kadar okullar açılmasın. Biz Eğitimsen olarak bu ikisini de doğru bulmuyoruz. Bizim istediğimiz şey şu, merkezi hükümetten, iktidardan beklentimiz özellikle gerekli hazırlıkları yaparak okulların açılmasını sağlamaktır. Yapılmadı mı peki bu hazırlıklar? Yapılmadı. Bunun yapılmadığını şöyle maalesef yine kendi üzerimizden yanıtlayayım. Bakın seminer dönemi adı verilen bizlerin özellikle 24 ile 28 Ağustos tarihlerinde 5 günü kapsayan uzaktan eğitimle de halledebileceğimiz öğretmenlerle ilgili bazı toplantılar, yönetimle ilgili seminerler vesaireler, bilgilendirmeler. Bunlar online toplantı biçiminde yapılabilirdi. Bunu söylememize rağmen bakanlık hayır bunu okula gelip okulda yapacaksınız dendi. Ve maalesef Eğitimsen olarak reel bilgi olarak söylüyoruz bunu. Bugün yüzden fazla okulda net olarak emin olun dakika dakika sayı artıyor. Mesela bugüne değin benim hizmet alanım olan Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli'de vaka yokken iki tane vaka haberi geldi. Bergama'da bir okulumuzun müdürü Covid'e yakalandı. Onunla ilgili Bergama'da, Bayraklı'da ise bir öğretmen arkadaşımız, kadın öğretmen arkadaşımız Covid pozitif testi çıktığı için şu anda maalesef seminer döneminde aynı salonu beraber paylaşan arkadaşları da risk altına girmiş oldu. Sözünü ettiğimiz şey şuydu. Bugün birçok okulda... Yani bu seminer döneminde öğretmenden okula gitmesinden kaynaklı mı kesinlikle. Bu vakalar? Bakın şöyle geldi. İfade edeyim. Şimdi Kurban Bayramı veya yaz tatilinden sonra öğretmenlerimiz doğal olarak bir hareketlilik içindeydi. Okullarına geldiğinde şimdi bir karantina veya kendilerini izleme sürecine bırakmadan okullara davet edildiler. Ve maalesef okulların çoğunda ne ısı ölçer, öğretmenlere ne dezenfektan, ne herhangi bir maske. Bununla ilgili bu ve benzeri tedbirler henüz daha öğrenci yokken bakın. İlk gün şöyle bir hazin tablo Bülent Bey. İlk gün öğretmenler arasındaki Covid'e yakalama oranı Türkiye'de 34'tü. Sonra ikinci gün 46'ya çıktı toplam 80'e. Ve bu geometrik olarak büyüyor maalesef. Yani bundan kaynaklı bizim çekincemiz şu. Biz okulların elbette açılmasını istiyoruz. Bir eğitimci olarak bizim yerimiz okullardır. Çocuklarımızın yeri okullardır. Fakat tedbir alınmalı. Çözüm önerilerini sorduğunuzda onları da dile getiririm, söylerim. Evet. Yani şu anda maalesef iç açıcı bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Son olarak şunu söyleyeyim. Geçen gün Sayın Bakanımızın maalesef o toplantılarında sendikamıza yönelik itham edici söylemleri, yani bunları dile getirmemizden hoşnut olunmuyor. Biz bunları dile getiriyorsak kamu yararına dile getiriyoruz. Biz iktidarı, yönetenleri anımsatmak, uyarmak, onları bir şekilde hizmet üreten emekçiler olarak onları doğru yola yönlendirmek adına bu bilgi akışını sağlıyoruz. Konuşmamız peki, kamu yararına. Peki hocam şu an İzmir'de kaç öğretmende ya da kaç okulda Covid vakası var, bir bilginiz var mı o konuda? Şöyle en son itibariyle yanlış anımsamıyorsam Konak'ta 2 tane, onun dışında Bornova'da 2-3 okulumuz vardı. Gaziemir'de, Buca'da 2-3 okulumuz vardı. Yani toplamda şu anda bakın tekrar ediyorum bugün aldığım bilgi hemen bu yayına gelene kadar 2 tane ve gün gün değil saat saat artıyor bunlar. Neyle artıyor? Arkadaşlarımızın sağlık kuruluşlarına başvurmalarıyla artıyor. Evet. Tabii yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın son günlerde epey tepki de toplayan öğretmenlerin maaşıyla ilgili bir açıklaması vardı. Hazır bir öğretmenimizle bulmuşken onu da konuşmak istiyorum ama ben bu konuda
Memiş Sarı'ya dönmek istiyorum. Sizin iş yerlerinizde durum nedir Memiş Bey? Fabrikalarda olsun, belediyelerde olsun, oralardaki COVID vakaları ne durumda? Yeterli önlemler alınıyor mu? Merhaba, iyi akşamlar herkese. Tüm izleyenlere iyi akşamlar, selamımızı iletelim. İz TV'de yayın hayatında başarılar diliyorum sevgili Ümit. İnternet yayıncılığı, İz Gazete ve İz TV. Umarım bu medyanın sarhoşluğunda iyi yeri doldurur diye umut ediyoruz. Ve önümüzdeki süreçte odanın sıcaklığıyla sıcak bir sohbete hep birlikte hazırlandık. Evet. Covid-19 tabii ki sadece eğitim üzerinden değil, aslında Covid-19 uluslararası bir salgın. Doğal olarak biz buna işçi dönüştürdüler diyoruz kapitalistler. Doğal olarak Covid-19'un önlenmemesi konusunda hükümetin eksikliklerini bir kenara bırakıp ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum. Dünyada emek sermaye çelişkisi başlıca çelişkilerin başında olan bir çelişkidir. Bu pandemi sürecinde bu hastalık ırk, din, cins, milliyet, çoluk, çocuk demeden herkese bulaştı. Ve hiç herkese adil bir şekilde bulaşmaya başlarken kapitalist sistemin getirileriyle birlikte herkes gene kendi önlemlerini alarak işçi sınıf hastalığına dönüştürdüler. Bugün başta sağlık çalışanları olmak üzere alanda ve sahada çalışan belediye emekçileri Covid-19 sürecinde 11 Mart'tan bugüne kadar mümkün olduğu kadar bu mücadeleye gerçekten çok büyük destek verdi. Ve bugün hükümetin yapamadığını yerel yönetimlerde yerel idarecilerle, halkın belediye başkanları diyorum ben tırnak içerisinde buna. Çünkü bütün belediye başkanlarını aynı kefeye, aynı standarta koymak istemiyorum. Ve halkı için, bu kent için çalışan belediye emekçilerini, özellikle sokakta, sahada temizliğini yapmaktan tutun da kolileri, erzakları dağıtan belediye emekçilerinin büyük emeği geçti. Pandemi sürecinde ilk 11 Mart'tan 1 Haziran'a kadar olan süreçte bütün samimiyetimle söylüyorum, İzmir'den bahsediyorum. Bu kadar tedbirli ve önlemli çalıştık ve belki parmakla gösterecek 3-5 tane işte pozitif vakayla karşılaştık. Ama 1 Haziran'da ticari kaygılardan kaynaklı hükümetin ekonomik tedbirleri kendi ölçeğinde almak, yine yandaşlarının talepleri üzerine turizm açması, fabrikalarda sıra sıra çalışmaları, her şeyi bir kenara bırakıp insan hayatını değersizleştirdikten sonra bugün belediyede başta olmak üzere çalışan emekçiler 1 Haziran'dan sonra daha çok vakalar tespit edilmeye, hele hele İzmir için söylüyorum, BMC başta olmak üzere. Vestel Manisa'da da gibi gözükse de aslında Vestel'in işçilerinin yaklaşık 5000-6000 İzmir'de oturmasından kaynaklı olmak üzere. Organize sanayide ZDF'nin, tekstil Hugo Boss'tan, özür dilerim, Buca'daki tekstil atölyelerinden işçi sınıfı hastalığına dönüşecek hale dönüştü. Yani kapitalizm burada yine yapacağını yaptı. Herkes kendini korumaya aldı. Bazı yandaşlar, bazı milletvekilleri günde 3 defa, 4 defa, haftada 2 defa, 3 defa test yaptırırken işçi sınıfına testi bile çok görerek Covid-19'u işçi sınıf hastalığına dönüştürdüler. Doğal olarak benim Sağlık burada... Sağlık Bakanı ama sürekli halkı tedbir almamakla yani de ima eden açıklamalarda... İktidarlar sadece Sağlık Bakanı değil, iktidarlar eksik olan her şeyi halkın üstüne atarak aslında toptan sıyrılmaya, yani bu ateş çemberinin içerisinden sıyrılmaya ve kurtulmaya çalışırlar. Bu bugün için değildir. Yarın ekonomi çöktüğünde işçi sınıfına mal ederler. Yarın başka bir şey olduğunda öğretmene mal ederler. Yani örneğin ben girmek istemiyordum konuya, hocam değindi ama söyleyeyim. Daha önce de bir Milli Eğitim Bakanı bu okullar olmasa ben çok iyi Milli Eğitim Bakanlığı yaparım demişti. Şimdi Milli Eğitim'in bütçesini, Milli Eğitim bütçesinin yükünün öğretmenlere çıkarıyor. Evet. Oysa biz eğitimin ve sağlığın özelleştirilmeden sosyal devlet içerisinde tüm insanlara ücretsiz olmasını talep ediyoruz. Çünkü eğer biz bu ülkede vergi veriyorsak, eğer biz bu ülkede her şeyimizden dolaylı ve dolaysız vergiler bizden alınıyorsa eğitim ve sağlık özelleştirilmemeli. Temelinde bu var diyorsunuz. Bu olmalıdır aslında diyoruz ama Covid-19 işçi sınıf hastalığına dönüştü. Buradan sadece çağrım şu, biz zaten bu çağrıyı ilk günden yapmıştık. İlk günden yapmıştık ve yapmaya da devam ediyoruz. Her ne olursa olsun 6331 iş sağlığı ve iş güvenliği yasasının 13. maddesinde bütün işçi arkadaşlarım
çalışmama hakkını kullanabilir ve disk olarak da biz bu hakkımızı her yerde kullanacağız. Evet, şimdi tabii birçok belki izleyen İzelman'dan işçi arkadaşlarımız Faruk Başkan'ın konuşmasını merakla bekliyorlardır işte toplu sözleşmede neler olacak diye, ama ben isterseniz şu Covid meselesini Veysel Hocam'la bitirip öyle size dönmek istiyorum. Çünkü kamuoyunda gerçekten bir merak söz konusu. Okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Açılırsa nasıl olacak? Yani siz ne diyorsunuz bu konuda hocam? Açılacak mı okullar ya da açılacaksa nasıl açılacak? Yani bu sorunun yanıtını dediğim gibi belki o anlamda Memiş Başkan'ın söylediği yerden tamamlamak önemli olacaktır. Sermayeyi önceleyen bir tavrı varsa hükümetin ne olursa olsun açma yoluna gidecektir gibi görünüyor. Burada çünkü çok önemli bir şey ifade edildi bakın. Salgın herkesi vuruyor, aynı gemideyiz. Hayır. Çok güzel bir nokta. Yine emeğiyle geçinen, yaşam mücadelesi veren, yaşamda kalmaya mücadelesi veren dar gelirli, yoksul insanların bedel ödediği bir furya haline geldi. Sorunuzun yanıtı da bununla ilintili. Eğer burada sizin yönetici olarak tavrınız ne? Sizin tavrınız emekten yana mı, sermayeden yana mı? Basit bir şey söyleyeyim. Maalesef bizler için hazin bir bilgidir. Yanılmıyorsam dün veya evvelsi gündü özel okullarda vergi oranı %1'e indirildi. Evet. %1'e. Ama bu iyi bir şey değil mi sonuçta? Özel okula çocuğunu gönderecek insanlar için özel okul ücretlerinin düşmesi anlamına geliyor. Düşecek mi? Veya şöyle şöyle söyleyeyim. Buradaki temel mesele bakın, siz kamu kaynağını özel okulları sübvanse etmek için kullanıyorsunuz. Oysa biz ne diyoruz? Temel mesele çözümde ne dedik? Ek bütçe istiyoruz. O ek bütçeyi cebimize değil, ek bütçeyi bize bir defa sağlık malzemeleri, dezenfektan olarak, maske olarak, ısı ölçer olarak, bunları bir alın önce. Önce bir bunları tamamlayın. Ek personel diyoruz. Ek personelden kastımız şu. Cumhurbaşkanlığının genelgesi var. Biliyorsunuz esnek ve uzaktan çalışma. Şimdi esnek ve uzaktan çalışmayı eğer siz devlet olarak önünüze perspektif olarak aldıysanız basit bir önermemiz var. Diyoruz ki ücretli öğretmenler var. Neden ücretli öğretmen? Bir öğretmen benim kadar çalışıp neden benim aldığım ücretin 1/3'ünü alsın? Bunu doğru bulmuyoruz. Eğitimde maliyet hesabı yapılamaz. Yapılmamalıdır. Çok basit. Ek atamalar yapın. Öğretmen ataması değil sadece. Okullara sağlıkçı atayın. Sağlık bir sürü iş bekleyen insanımız var bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimlik kartını taşıyan yurttaşımız var. Onun yanı sıra yardımcı hizmetli pozisyonda insanları alın. Tuvaletlerin, ortak kullanım alanlarının, yemekhanelerin durumunun ne olacağı meçhul. Yani çözüm noktasında hani temel olarak okullar açılacak mı? Bu yönetenlerin elinde. Çünkü bu konuda irade ortaya koyup eğer tedbir alınırsa bunun hızlı bir biçimde çözümlenebileceğini, ha bugünden yarın olmayabilir ama en kısa sürede çözümlenebileceğini düşünüyoruz. Çözüm maddesi olarak tek bir şey bu değil. En önemli kalem bu. Ek bütçe. O bütçe dediğimiz mesele, tekrar ediyorum, maaşlarımızın arttırılmasından bahsetmiyoruz. Çocuklarımızın, yavrularımızın sağlıklı eğitim ortamında bulunabilmesi adına orada sağlık malzemelerinden gerekirse tıbbi ve yardımcı personel katkısını ödeyecek. Yani açılacaksa da bu şekilde açılsın. Bunları al tabii canım. Yani demin ifade ettiğim çok önemli, bakın iki farklı uç nokta var. Bazı bölgelerde özellikle bazı tırnak içerisinde bilirkişi adı altında kişiler söylüyor. Okullar ne olursa olsun açılsın, ne olursa olsun. Yanlış. Ya böyle bir durum var. Bundan kaynaklı evet. Bunu ifade etmek. Tabii bununla ilgili özellikle sosyal medyada öğretmenlere dönük bir takım kampanyalar da var. İşte öğretmenler yatmaya alıştı. O yüzden açılmasını istemiyorlar. Yine işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın da açıklamalarıyla beraber onu da konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben Faruk Bey'e dönmek istiyorum. Siz İzelman'da örgütlüsünüz ve şu an bir toplu sözleşme süreci içindesiniz. Nedir buradaki mesela en önemli, öne çıkan talebiniz nedir Faruk Bey? İsterseniz oradan başlayalım. Ben de şöyle söyleyeyim. Tüm dostlara selamlarımı ileteyim. İstelevizyon'a da yayın döneminde başarılar dilerim. Bizim gibi emek cephesindeki mücadele eden neferlere de buraya çağırdığınız için, arkadaşlarımızı da buraya çağırdığımız sesimiz olduğumuz için ayrıca teşekkür ederiz. Yerel ve ulusal basında biz sesimizi duyuramıyoruz. O bağlamda teşekkür ederim. Evet. Şöyle de bağlayayım. İz Gazete'nin background'ı İz Televizyon'un geleceğini gösterecek durumdadır diye düşünüyorum. Ve hayır içinde Covid ile alakalı birkaç kelimeyi söyleyip İzelman'ın toplu sözleşmesine geçmek istiyorum. Covid'in o 2-3 ay önce pik yaptığı dönemlerde
Bizim işçi arkadaşlarımıza zaten biz kendimiz örgütleyerek o kendi güvenimizi kendimiz almaya başladık. O dönemde hiçbir şey görmüyorduk. Yani işçi arkadaşlarımız içerisinde bu durum çok düşüktü. Ama süreç öyle bir ilerledi ki şu an baktığımız zaman bütün iş yerlerimizde o zamanın pik yapmadığı dönemi şimdi bizim işçi arkadaşlarımıza yaptı. Yaklaşık İzmir'de İzelman bağlamında 70 civarında arkadaşımız da şu Covid salgınıyla baş etme durumunda. Bunun bir de işte temaslarını hesapladığınız zaman birçok iş yerimizi de kapatmış durumdayız şu anda. Her ne kadar Sağlık Bakanı bu konuda halkı uyarır konuma gelmiş olsa bile ama işte turizm sektörünü açarak, sermaye hizmet ederek biraz da bu ortak olanların hatta öncüsü olanların kendisi olduğunu da düşünüyorum. Ve bu bağlamda da toplu sözleşmemize gelirse... Oraya geçmeden bu tabii özel sektörden bahsetti Memiş Bey. Yine hocam okulların durumundan sizin iş yerlerinizde gereken önlemler alındı mı? Yoksa orada da mı yine işçilere bırakıldı? Hayır, biz işte Covid'in ilk dönemlerinde çok koordineli çalıştık. Yani işverenle birlikte bunların kurullarını kurduk, önlemlerini aldık. Ortaklaşma çalışmalar yürüttük. O bağlamda hani problem yaşanmadı. Ama birden Avrupa'dan bize sıçramasından kaynaklı kişisel koruyucularda eksiklerimiz oldu ama kısa sürede o pratiği yakaladık biz. Yani çok düşük oranlarda atlattık ama şu süreçte o sayı gittikçe artıyor yani. Artıyor sizin işlerinizde de. Evet, isterseniz top sözleşme konusuna geçelim. Çünkü birçok işçi arkadaşımız onu merak ediyordur herhalde. Ocak 1 itibariyle yeni bir toplu sözleşmemiz başlayacak. İzmir'de biz İzelman şirketinde örgütlüyüz. Aynı zamanda 1 ve 3 nolu şubeyle ortak yönetiyoruz. Onu biraz açmam gerekirse, işçi arkadaşlarımız bilir. İzmir'de 1 nolu şubemiz Esot'ta ulaşım bölümünde. Ulaşımın haricinde belediyenin hangi hizmet dalı varsa bizim şubemize bağlı olan bir şirketin toplu sözleşmesini yürüteceğiz. Kaç işçi adına yapılıyor? 6800 işçi adına. 6800 işçi adına evet. Yapılacak ama bu bizim önemli ve 10. toplu sözleşmemiz. Yani geçmişten gelen maddelerimiz bugün oturmuş durumda. İlk etapta söyleyeceğim. İyi durumdamasınız yani onu mu demek istiyorsunuz? Ya Türkiye'nin şartlarına bakarsak iyi durumda değiliz. Evet. Ama hani bazı şirketlerde örnek gösterilecek konumdayız ama Türkiye'nin şartlarına bakarsak iyi durumda değiliz. Her şey dönünce yani 2 yıl önce bir toplu sözleşme yaptık. 2 yıl geçti. Alım gücünü kaybettik. TÜİK'in açıkladığı enflasyonları bile baz alsan alım gücünü kaybettin. Bunun farklılığını kapatıp üzerine de bir refah koyacak bir toplu sözleşme yaratacağız ama şunun altını özellikle çizeyim. Devrimci sendikaların önceliği Bodro sendikası değildir. Yani bizim adalet bizim ekmeğimizdir. Demokrasi bizim ekmeğimizdir. Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü. Barış bizim ekmeğimizdir. Doğalında önceliklerimiz bunlar ve bununla beraber dünyayı saran bu salgında ilk önceliğimiz oldu. Hı. Covid üzerine pratiğimizi geliştirip bu toplu sözleşmeye ilgili maddeler ekleyip kendimizi daha koruyabilecek, en azından bunların altında savunabilecek bir durum yaratmamız lazım. Ve Eylül'de... Bu sene o yüzden özel de diğer senelere göre tabii, özel tabii, bir tabii. Önem arz ediyor. Yani, şimdi... Neler mesela Covid ile ilgili özel, hani diğer belki sendikalara, diğer iş yerlerine de örnek olabilecek talepleriniz var mı? Şimdi kişisel koruyucu malzemeleri kamu ihale kanununa göre biraz süre çiziyor. Yani alması, ihaleye çıkılması, öncesi derken hani bir malzemeyi kişisel koruyucu malzemesini alabilmek yaklaşık 3-4 ay 5 ayı buluyor. Bunun daha önce yapılabilecek maddeleri koyabiliriz. Ve haricinde işte Cuma günü Memiş Başkanımla birlikte, Vesel Hocamla birlikte yaptığımız başına açıklamasında tüm işçileri aşı yaptırabilecek bir konuma getirebiliriz. Yani bu yarınlarda olmayacak diye bir şey yok. Devamında da Covid ile alakalı... bu iş sağlığı güvenliğinde var. Tüm iş yerlerinde 24 saat hemşire veya doktor hizmeti alabilecek müeyyideler koymayı hedefliyoruz ama tabii bunları işverenler evet, oldukça olarak, önemli. En azından aslında bu süreç için, pandemi süreci için hani sürekli olmasa da aslında denenebilir. Tabii Covid öncelikli sorun ama bir diğer sorun da ekonomi. Ülkenin içinde bulunduğu kriz her geçen günde derinleşiyor ve emekçilerin yaşam koşulları da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Bu konudaki talepleriniz neler? Şimdi bizim Eylül ayında biz yetkiye başvuracağız. Toplu sözleşme çoğunluk yetkisine başvuracağız. Evet. Toplu sözleşme çoğunluk yetkimiz geldikten sonra
TIS yetkisine başvuracağız. Dünden bugüne kadar gelen pratiğimize baktığınız zaman biz saha çalışması yapıp işçilerin beklentileri üzerinden gelen talepleri bir süzgeçten geçirerek bir taslak oluşturuyoruz. İşçilere soruyorsunuz yani. İşçilere soruyoruz. Yani oturup masa başına kendiniz kesinlikle bizim Devrimci Sendikada Konfederasyonu'nda bırakın toplu sözleşmeyi, genel başkanımızı bile aşağıdan üst kurul delegeleri yaparak genel başkanımız yazar. Kimse bir yere atama gelmez. Tamamen tabanın hissiyatıyla. Peki bu soru laf olsun diye mi soruluyor yoksa gerçekten işçilerin talepleri yansıyor mu? Yansıyor ama şunun demin altını çizdim. Bir süzgeçten geçiriyoruz. Yani olabilecek var, olamayacak var. Bunları kendi yasalar var. Her şey önce yasa yapıcıları var. Bizim önüme engel teşkil edecek. Bir tane örneği vereyim. Kıdem tazminatı 7.117 lira. Ama biz bunu daha fazlasına çıkartamıyoruz. Yani 10 bin lira kıdem tazminat alalım dese bunu yapabilecek durumda değiliz. Yani bunun gibi şeyleri süzgeçten geçirerek zaten kalıplaşmış 10. toplu sözleşme olduğu için kalıplaşmış bir toplu sözleşme. Bunun üzerine sosyal bağlamda ve ekonomik bağlamda neler koyabiliriz diye düşünüyoruz. Yani burada rakam kullanmak istemiyorum. Hiç de tarzımız değil. Biraz da işin gerçeği şöyle. Ama insanlar da bence rakam bekliyordur. Ama yani şöyle iş arkadaşlarıma için. Ben şöyle söyleyeyim. Bu işi de biraz işçi nezdinde dezavantaja dönüştürüyor. Yani dönüştürüyor. Ben burada bir rakam telaffuz etsem benim düşüncemi işveren şu anda burada öğrenmiş olacak. Hı. O yüzden pazarlık gücümüz olacak. Elimizi açık etmeyelim ya diyorsunuz. Tabii öyle. Peki Memiş Bey'e ben dönmek istiyorum. Tabii Faruk Bey biraz İzelman özelinde mesleği bize anlattı ama İzmir genelinde aslında neler oluyor? Bu alana da biraz uzak izleyicilerimiz için de biraz bizi bilgilendirirseniz şu an İzmir'in emek gündeminde öne çıkan konular neler? Ya aslında tabii ki emek gündeminde toplu sözleşme, kıdem tazminatı, COVID-19 ve salgınının getirdiği durum, ekonomik kriz, işçi sınıfının gündeminden hiç düşmeyen konulardır. Ama şu anda özellikle 6 aydır COVID-19'dan dolayı bazı şeyler hep ötelenmişti, ertelenmişti. Fakat biliyorsunuz bundan 2 yıl önce kanun hükmünde kararnameyle taşerona kadro veriyoruz diye uçaklar uçurdular, çılgın projeler yaptılar Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde vesaire. Ama aslında kadro fos çıktı ve yine insanlar belediye şirketlerine mahkum oldu ve yine insanlar kamu kurum ve kuruluşlarında 2-2,5 yıldır Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlemiş olduğu bir toplu sözleşmeye mahkum edildi. Yani şöyle söyleyeyim, 2,5 yıldır enflasyon ki bir ara AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da o zamdan faydalandı. Enflasyon %26'ya çıktığında işte Cumhurbaşkanı maaşına da %26 zam yapıldı. Ama kanun hükmünde kararnameyle geçen yaklaşık 550 bin işçiye %4 zam yapıldı. Yüksek Hakem Kurulu zamları %4 belirlemişti. Şöyle düşünün, enflasyon %26, Cumhurbaşkanı ve herkes %26 üzerinden zam alıyor ama bir bakıyorsunuz dönüyorsunuz kanun hükmünde kararnameyle çılgın projeleri, kadroyu verdik dedikleri, taşeronu ortadan kaldıkları dedikleri insanları açlığa ve yoksulluğa mahkum ederek %4 zam veriyorsunuz. Yani kayıplar %22. Bir dahaki 6 ay sonra siz yine %4 zam veriyorsunuz. Enflasyon %17, kayıpları 4'ü çıktığınızda %13. Yaklaşık 2,5 yıldır özellikle kanun hükmünde kararname 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile geçen işçilerimizin en sonunda 30 Haziran 2020'de bu hikayesi bitti. Sadece kanun hükmünde kararnamede bu maddeyi kaldırarak özgür toplu sözleşmenin önü açıldı ve şu anda sadece İzmir'de değil ama tüm Türkiye'de hangi sendika örgütlüyse, belediye ise belediye, iş hak ise hak işe bağlı hizmet sendikası, genel ise genel sendikasının toplu sözleşme yetkileri geldi örgütlü oldukları yerlerde. Yani bu zulüm bir anlamda bitti, kısmen bitti. Önümüzdeki toplu sözleşme süreci insanların ekonomik demokratik haklarını alabileceği bir toplu sözleşme sürecine doğru gidiyor. Ve ben burada iddia ederek söylüyorum, bu konuda iddialıyız. Zaten biz yasaları ortaya attıklarında, 690 sayılı KHK'yı ortaya attıklarında birçok şeyini mücadeleyle değiştirdik. Örneğin işte hükümlerde güvenlik soruşturması dediğine sokağa çıktık. İşte evrak vereceksin dediler, sokağa çıktık. Maddeler değiştirdi, işte bugüne geldik. Bugün de özgür toplu sözleşmenin nasıl yapılacağını dosta düşmana göstereceğiz. Devrim Sendikalar Konfederasyonu'nun genel sendikasının işçilere sözüdür. Zaten araç kısmi çok mu
maaş farkı var? Var. Dengesizlikler var. Çünkü doğrudan temin yoluyla yapıldığı için kimisinin rakamı, atıyorum, günlük gövmesi 245 lira, kimisinin 110 lira, kimisinin 180 lira. Bir anlamıyla bu kesmekeş içerisinde bir savaş vereceğiz. Ama bizi tek sıkıntıya sıkacak olan şu, özellikle belediyeler elinden gittikten sonra merkezi iktidarın belediyelerin önünü kesmek adına, yani bunu bütün işçi sınıfı bilmeli, bütün halkımız da bilmeli. Belediyelerin önünü kesmek adına ödeneklerinden tutun da gelirlerine kadar birçok şeyin yasasını ya da kanun hükmünde kararnameye çıkardım oldu bittiyle birçok gelirine engel olmaya çalışıyor. Eskiden belediyeler sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi belediyeler 3 bakanlığa bağlı. İzin, sayıştay, denetim, iş denetçi anlamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Mahalli idareler üzerinden Şehircilik Bakanlığı'na bağlı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Para itibariyle de maliye ve hazineye bağlı. Yarın bugün belediyeler bizim önümüze böyle bir... Belediyeler değil. Belediyeler değil. Belediyelerin bütçelerini kesmeye başladılar. İşte İstanbul Belediyesi'nden İstanbul Boğazı'nın gelirlerini aldılar. Anladım da şey, yani bunu getirebilirler. Örnek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi karşınıza otururken şey diyebilir. Ya bizim de işte gelirimiz kesildi, paramız yok, maaşları İzmir bu sene Büyükşehir Belediyesi bunu yapalım. Getirmez. Halkın belediye başkanları bunu getirmeyecektir. Biz de o bizim sorunumuz değil deyip mücadele hattını sokakta ve meydanda veririz. Şunu da çok açık veririz. Ondan ben de biraz... Yok. Sadece buradaki hikaye şu. Belediyelerin önünü kesmek, hizmetin önünü kesmek adına, işçi sınıfıyla belediyeleri karşı karşıya getirmek adına merkez hükümet bunu yapacaktır. Evet. Ama biz iki şeyin sendikacılığını yapıyoruz. Demin Faruk Başkanım ifade etti. Bir, İşçilerin ekonomik, sosyal, kültürel haklarını savunmak için. İki, bu ülkedeki toplumsal muhalefetin öncülüğünü yapıyoruz. Doğal olarak biz sadece sendikacılıktan öte bu ülkede özgürlük, demokrasi, barış, cumhuriyet, laiklik neyse bunun mücadelesini verirken işçilerin de ekonomik ve sosyal anlamda yaşanabilir bir ücretin mücadelesini veriyoruz. Faruk Başkanım değinmedi ama ben değineyim disk bölge temsilcisi olduğum için. Örneğin İzelman'da bir %30 kıstavim uygulaması var. Şube Başkanım tabii ki bu konuda daha taslağını hazırlamadan, şunu bunu yapmadan işçi sınıfına bu mücadelenin nasıl olacağını kendileri gidecek anlatacak ama bu da bizim için bir handikaptır. Eşit işe eşit ücret dediğimiz hikaye buradadır. Biz bunun bir an önce ortadan kaldırılması için de büyük bir çaba ve gayret içerisinde olacağımızın şimdiden kararlılığını buradan ifade ediyoruz. İki, önemli olan kanun hükmünde kararnameyle geçiş yapılan yaklaşık 550 bin Türkiye'deki tüm belediyelerde, hangi belediyede olursa olsun, bu arkadaşlarımızın yaklaşık 2,5 yıldır %4-4'e mahkum olduğu o ceberrut şeyi bir kenara atıp özgür toplu sözleşmelerin önünü açtığımız şu günlerde yetkiler geldi, başladık. Bunun için gerçek dengeli bir toplu sözleşme emeğinin karşılığını almanın mücadelesini vermek zorundayız. Tam bu noktada biz aynı zamanda sahada, alanda sağlıkçılardan sonra pandemiyle mücadele eden belediye emekçileri olarak bunu bütün açık yürekle söylüyorum. Hangi ilde olursa olsun belediye emekçileri mücadele etmiştir. Yani merkezi hükümet kenardadır. Belediyeler kentlisiyle, halkıyla yüz yüze bu mücadelenin ana unsurlarıdır. Sokağa süprenlerdir. Mezarı defnedenlerdir. Cenazeyi defnedenlerdir. Kolisini, yardım paketlerini dağıtanlardır, yaşlara ulaşanlardır, çocuklara ulaşanlardır. Doğal olarak iki hatta emekçiler bu mücadeleyi veriyorsa emeğinin karşılığını almalıdır diyorum. Sendikalar da bunun önceliğini yapacaktır ve aslanlar gibi sokakta, alanda mücadelesini vererek bu aradaki uçurumu ortadan kaldırmanın koşullarını yaratacaktır diye düşünüyorum. Evet, istersen konuklarımıza biraz su molası verelim. Ümit, ev sahibi olarak ben sözü sana vermek istiyorum. Tabii bu meselelere dair de yorum yapabilirsin ama ben asıl olarak, çünkü izleyicilerimiz şunu merak ediyor herhalde. İS televizyonu nasıl bir televizyon olacak? Nasıl bir boşluğu dolduracak? Hangi ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktı? Gerçi Faruk Bey de söyledi ama geçmişinde neler var? İstersen kısaca. Evet, çok teşekkür ederim. Bir kere bu program için okeyin dördüncüsü gibiyim. Evet. Program herhalde konuklarımızdan bir tanesinin toplantısı nedeniyle katılamaması. Bu konsepti de bozmak istemedik.
Ben de bu vesileyle ilk gün heyecanı, yorgunluğu arkadaşlarım adına da yansıtayım. Birkaç soru da geldi. Ama hem Faruk Başkan hem de Memiş Başkan'ın bıraktığı yerden şunu söyleyebilirim. İz Gazete'yi ilk kurduğumuzda bundan 4 yıl önce DİSK'in binasında Memiş Başkan'ın basın toplantılarına ne zaman gitsem diğer gazetecilere, oradaki gazete temsilcilerine Memiş Başkan biraz espriyle, biraz da onların da ilgisini sendikalara çekmek için şey derdi. Bakın İz Gazete hızlı büyüyor çünkü işçilerin haberlerini yapıyor, sendikaların haberlerine yer veriyor. Burada binlerce üyemiz var bizim. Siz de biraz buralara ilgi gösterirseniz İz Gazete gibi daha hızlı büyüyebilirsiniz. Geçen yıl günlük gazeteye döndüğümüzde özellikle vurgulamıştı. 3 evet. yılda bu gazete günlük gazete haline geldi. Nasıl geldi? İşte bakın sürekli böyle toplumsal konulara duyarlı bir gazete diyordu. Tabii o kendisi bakımından, görevi bakımından sendikaların sesi daha çok duyulsun diye bunu bir örnek olarak da gösteriyor. Ama biz de kendimiz bakımından zaten onu şiar edinmiştik. Yani ilk İz Gazete kurulduğunda bu gazete nasıl daha fazla kesime ulaşır diye sorduğumuzda hem zaten hali hazırda bir arada olan, derdi olan, söyleyecek sözü olan ama o sözlerine büyük oranda hiçbir yerde söyleyemeyen bir kesim var. Örgütlü, mücadele içerisinde. Bu kesim aynı zamanda İzmir değerleriyle de barışık. İzmir'deki yüz binlerce, milyonlarca insanın da ilgiyle, sevgiyle takip ettiği kesim. Yani eşitlik, özgürlük, adalet, barış, kardeşlik, laiklik, demokrasi, emek bu değerlere sahip çıkanlar. Ben bunların hepsine gazetemiz bakımından İzmir değerleri diyorum. Tabii ki insanlığın yüzlerce yıldır biriktirdiği değerler. Bu değerlere sahip çıkanların hiçbir yerde duyulmayan sesini eğer gazete sayfalarınıza, internet sitenize, ekranlarınıza taşırsanız zaten o değerlere sahip çıkanlar da sizle buluşacaktır. Şimdi İz Televizyonu ile ilgili de gelen sorular bu yönde. Kim izleyecek? Bu izleyecek. Yani ekmeğini bir parça daha büyütmek için mücadele eden işçi izleyecek. Çocuğunu okula gönderirken dershane parasını bulamayan, harçlığını koyamayan veli izleyecek, öğretmen izleyecek, sağlık emekçisi izleyecek, hastaneye gitmiş bin bir kaygıyla hem bir taraftan görevini, topluma karşı sorumluluk duygusuyla görevini yapıyor, diğer taraftan da evine girip çocuğunu sarılamayan sağlık emekçisi izleyecek. Milyonlarca bu işte dün mesela meydanları dolduran 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda meydanları dolduran bağımsızlık, demokrasi sevdalısı izleyecek. Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış, kardeşlik özlemini, hasretini dile getirenler izleyecek. Ve bunlar hiç de az değil. Yoksa sadece toplamda binlerce televizyon kanalıyla hele ki arkasında bir sermaye topluluğu, bir holding, bir siyasi iktidar olan televizyon kanallarıyla bizim yarışabilmemiz, milyonlara ulaşabilmemiz, daha fazla seyirciye ulaşabilmemiz de mümkün değil. Böyle bir istek ve arzuda da değiliz. Birincisi bu. Evet. Kısaca iki tane daha soruya bu vesileyle cevap vermiş olayım. Çokça geliyor. Nereden izlenecek? Açıkçası ben bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Ya sözünü söylemek isteyenlerin sesi eğer buna dair bir birliktelik sağlanabilirse hiçbir şekilde kısılmaz. Biz şimdi sosyal medya platformlarımızdan bu yayınları 3 platformdan gerçekleştiriyoruz ama IPTV başvurumuzu da yaptık. Oradan bir sonuç alırsak aldığımızda aynı zamanda işte isim vermemde bir sakınca yok. D-Smart, Kablo TV, Turkcell TV, Vodafone TV gibi platformlarda başvurularımızı yapacağız. Hangileriyle anlaşabilirsek buralarda da izleneceğiz ama dijitalleşen dünyanın olanakları biraz bu yana kayıyor. Evet. Yani YouTube, Facebook, Periskop burayı da özellikle kuvvetlendireceğiz. Üçüncü soru da şu, bu televizyonun arkasında kim var? Yani nereden bu gücü buluyor da devam edebiliyor? Çok net ifade edebilirim. Herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir belediye ya da belediye başkanı, herhangi bir sermaye grubu yok. Ama şu, yani güçlü şekilde şu belediye başkanı, bu belediye, bu siyasi parti, bu holding asla yok. Ama az önce saydığım İzmir değerleri diyebileceğimiz, bizim de yayın çizgisi olarak belirlediğimiz değerlere sahip çıkan tüm belediye başkanları var. Tüm sendikalar var, tüm oda temsilcileri var, tüm izleyicilerimiz var. Yani daha fazla bir çevrenin desteğiyle kuruldu. Zaten kuruluş da öyleydi biliyorsunuz. Bir yemek düzenledik. DİSK adına da başkanımız geldi. Çokça DİSK var yani arkamızda. DİSK var mesela arkamızda. Bugün İzmir Barosu Başkanı ve yöneticileri konuğumuzdu. Tabii ki arkamızda var. Yarın yine çok önemli, değerli konuklarımız olacak. Biz burada daha kolektif bir şeyden bahsediyoruz. Bunu söylememin sebebi bir kuşkusuz da şu. Bununla bitireyim. Siz de gördünüz.
rejide hem televizyondaki arkadaşlarımız hem gazetedeki arkadaşlarımız, toplamda yaklaşık 20 kişi, tamamına yakını genç, pırıl pırıl, ilk defa televizyonculuk deneyimini burada yaşayan, ilk defa gazetecilik deneyimini burada yaşayan arkadaşlarımız var. Hem onlar hem benim, hem Cihan arkadaşımın, hem yönetici arkadaşlarımızdan Özgür Coşkun'un, Yağız Barut'un, Tugay Can'ın, tüm arkadaşlarımızın emeğinin de emeğiyle de bu gazete ve televizyonun ayakta kalmasının, o emeğin ezilmesinin kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyemem. O yüzden birkaç yakıştırmaya da, kötü niyetli yakıştırmaya da kırıldığımızı belirtmeliyim. Ama izleyicilerimiz rahat olsunlar. Faruk Başkan söyledi. İz Gazete 4 yıldır ne yapıyorsa bu televizyonda onu yapmaya devam edecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ümit. Tabii emek demişken iki gün önceydi yanılmıyorsam Milli Eğitim Bakanı yine biraz önce Memiş Başkan'ın işte o tarihi, şu okullar olmasaydı Maarif'i çok iyi idare ederdim diyen Milli Eğitim Bakanı gibi tarihe geçti sanki. İşte Milli Eğitim'in üzerinde öğretmen maaşları ciddi bir yük dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu tabii dediğim gibi biraz önce de sosyal medyada da buna dair bir yoğun aslında şey de var. Hani tabii ciddi bir tepki de oluştu ama destekleyen bir kitle de var. Hani öğretmenler de işte oturdukları yerden maaş alıyorlar. Canım bu da bir haksızlık gibi. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi burada yine talihsizliklerle dolu bir cümleyi nasıl bir eğitimci olarak kendim için bir utanç olarak düşündüm, cümleyi toparlama görevi yürekten gerçekten emeğini ortaya koyan, çocukların gözlerine bakarak eğitim ortamında o paydaşlığı yaşamaya çalışan binlerce öğretmen adına güç bir durum. Şöyle söylemek lazım, bu ve benzeri tutum davranışları aslında maalesef daha önce de karşılaştığımız bir durum, söylene geldiği gibi. Zamanında yine bir Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmeni velimi üzeni üzerim mantığıyla devlet kapısını tekmeyle açma geleneği oluştuysa bugün maalesef bakın birbiriyle ilintilidir. İktidarın tavrı çok önemli. Hep söylüyoruz bunu. Sağlık çalışanlarına karşı fiziki bir saldırı, bir onunla ilgili müdahale. Yani bunu çok yaygınlaştırabiliriz. Kamu kurum kuruluşlarında veya diyelim ki işçi alanında emek üreten yine bu halkın bir paydaşı o hizmeti üretirken şiddete maruz kalıyorsa yönetenlerin yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklıdır. Şimdi burada tabii ki orada o talihsiz yaklaşımları beklemediğimiz gibi beklediğimiz şey şuydu. Milli Eğitim Bakanımızın bizimle ilgili olmak üzere bir defa ruh dünyamızı anladığını varsayarak savunacağını, konuşacağını düşünmek isterdik ama olmadı. Şimdi Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı çıkıp bu açıklamayı yaptı. Neyi yaptı? Dedi ki okulların açılmasını öğretmenler istemiyor, sendikalar da buna çanak tutuyor diye. Şimdi bunu böyle dile getirirseniz, özel öğretim kurumları, bakın tekrar diyorum, sermaye odaklıdır, bunu söyleyebilirsiniz. Söylememeniz lazım. Biz bir defa öğretmen yatıyor ve öğretmen hak etmediği şekilde para kazanıyor anlayışını kınıyoruz. En hafif tabiriyle. Ve bakanımızdan beklediğimiz şey bunu yalanlayan, doğru olmadığını ifade eden cümleler olması gerekiyordu. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Bakın 16 Mart'tan itibaren eğitim öğretimle ilgili pandemi koşulları ilan edildiğinde uzaktan eğitim, öğrencilerle psikolojik olarak ilgilenme, telefon veya WhatsApp ve benzeri gruplarla öğrencilerin durumundan haberdar olma, ailelerini bilgilendirme, bu ve benzeri durumlarda teması koparmayan bir öğretmen gerçekliği varken sanki bizatihi okula gitmemiş olmak işini yapmamış olmak anlamına getirildi. Şimdi buradaki temel argüman yanlışlığı orada. Öğretmenler çalışmalarını yine yaptılar. EBA TV üzerinden örnek olarak çalışan da bir öğretmendi bakın. Uzaktan eğitimle değişik ulaştığım portallarıyla hizmeti veren yine öğretmendi. Yani bu algıyı bir defa düzeltmek gerekiyor. Yanlış bir önermeydi. Bu yanlış önermeyi çanak tutan sermaye olabilir. Tekrar ediyorum bakın. Özel öğretim kurumları okulların açılmasını isteyebilir. Neden? Çünkü onlar amasız fakatsız açılsın, tırnak içinde çarklar dönsün. Vatandaşımdan senetlerini alayım, ödemelerini alayım, taksitlerini alayım. Bunu böyle düşünebilir ticari kurum olarak. Ama bir bakanlığın veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tutum ve davranışını kabul etmemiz mümkün değil. Ama kendisi zaten bir özel okul patronu olduğu için herhalde orada bakanlıktan ziyade patron yönüyle mi? Ben şu, yani hocamın lafına girmek istemedim ama. Yok lütfen buyurun, sohbet edelim. Yarın Adalet Bakanı çıkıp
Adalet en büyük yük, savcılar, hakimler diyebilir. Ya da Şükrü Erbaş çıkabilir, imamlar diyebilir. Ben korkum şey tehlikeli bir boyuta gidiyor. Yani işleyiş başka bir yere gidiyor. Onun için bakanın bir an önce çıkıp öğretmenlerden özür dilemesi gerekir. Meclis Başkanı'nın söylediği o gerçekten trajikomik kara mizah yani. Hakikaten kara mizah. Yani Aziz Nesin'in kralları gibi durumda. Hayır, bu diğer bakanlara da sıçrarsa yani çok kötü olur. Diğer bakanlarda bütün sorumluluğu çalışanlara yükü, bütçe yükünü falan. Şimdi mesela Diyanet'in bu millet ülkemizde yükü. Diyanet'in bütçesi mesela çok büyük. Yani Allah muhafaza Şükrü Erbaş böyle bir açıklama Şükrü yaparsa. Şükrü Erbaş yani, şair de Ali Erbaş. Ali Erbaş, Şükrü Erbaş işte neyse Diyanet İşleri Başkanı. Biz aklımızda şairin kalmış olması daha gider. Yani bu başka bir şeye gider. Ben hani üzülürüm o zaman. Çok kötü bir duruma düşer. Tabii şöyle de bir ben de açıkçası hani bu tarz ön almalarla beraber mesela ya işte okullarda açılmazsa işte öğretmenlerin maaşını biraz düşürelim. İşte işçilerin maaşını hani şimdi krizin de boyutunu düşünürsek hani öyle top söyleşmelerde mesela sizin karşınıza böyle şeyler de gelebilir. Pandemi canım, dönemi canım işte biraz maaşları düşürelim. İşte destek tamam, atın. Türkiye'deki enflasyon yani TÜİK'in açıkladığı, TÜİK'e güvenmiyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyon %11 nokta falan ama hani bizim enflasyonumuz zaten bellidir. Pazardır, sokaktır, markettir. Biz ondan onun üstüne 1-2 puanla kapatabiliriz. Tabii şimdi arkadaşlarımız da uyarıyor. Sürede bayağı hızlı tükenmiş yani sohbet güzel aktığı için farkına varamadık. Aslında konuşmak istediğim birçok şey var ama şimdi 1 Eylül aslında biraz da konuşmak istiyordum. Oraya onu da son artık birer cümle olarak bırakacağım ama şimdi belediye işin bazı burada eylemleri var işte top sözleşmeyle ilgili ve açıkçası diske dönükte isim vermeden bir sanki imalar var. Onlar bizden daha çok maaş alıyorlar gibi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Var mıdır böyle bir durum? Sınıf mücadelesini sokakta verir. Sokak orada. Dayanışma isteyen herkeste biz dayanışma içerisinde oluruz ama gerçekten samimiyet içerisinde bu dayanışma içerisinde oluruz. Sadece toplu sözleşme için sokağa çıkmayız, kıdem tazminatı için çıkarız. Bugün kıdem tazminatları konuşulurken kapalı açık mikrofonlar ve kapalı kapılarından satılan toplu sözleşmelerin toplu sözleşmesinin mücadelesini değil, gerçek özgür toplu sözleşmenin mücadelesini veririz. Gerçekten tarafımızı belli ederiz, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veririz. Bizimle aynı fikirde olan tüm işçi sınıfıyla sokakta yan yana gelmesini biliriz. Bu belediye sendikası da olsa bundan hiç çekinmeyiz. Yani herhangi bir sendikayı gözetmeden bütün sendikalarla bir üstün beraber mücadele etmeye hazırız. Tabii aslında işçi, memur sendikaları da hiç kesinlikle. Önümüzdeki süreçte neler yapılacak onları da aslında konuşmak. Aslında bir programda herhalde yapmamız gerekiyor. Ama isterseniz programı bağlarken yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü onunla ilgili son sözlerinizi alarak programı bitirelim. Faruk Bey sizle başlayalım. Çünkü başta da dedin sadece Bodrum sendikacılığı yapmıyoruz dediniz. Bu konuda 1 Eylül Dünya Barış Günü işçiler açısından ne anlam ifade ediyor? Bunu aslında bir gündem konusu yapıp tartışmak lazım. Öyle yani birkaç cümleyle geçirebilecek bir durum değil bu. Ya kapitalizmin hizmet sunduğu işte Orta Doğu'daki kirli savaş, dünyanın değişik yerlerindeki kirli savaşa aktarılan, finanse olan yani birinci dünya ülkelerinin ikinci dünya ülkelerine cephane üzerinden, silah üzerinden pazarlayıp da bizim refahımızı düşürebilecek bir konuma geliyor. O yüzden biz diyoruz işçinin ekmeğidir barış diyoruz. Oraya ne kadar finansal yatırım az düşük olursa biz paydan, pastadan kendimize daha çok miktar ayırabilecek duruma getirebiliriz. Bunu kısadan şöyle düşünenler de çıkabiliyor. Uluslar kendi önceliğini veya savunma hattını kurabilmek için bu meşru bir davranış gibi gözükebiliyor ama bizim dediğimiz bu standartlar üzerine değil. O kirli oyunlar üzerine barış işçinin ekmeğidir diye söylüyoruz. Güzel günler görelim diyoruz. Biz buna inanıyoruz. Göreceğiz de bu sınıf mücadelesinde daha çok cepheyi büyütebilirsek, yan yana omuz omuza durabilirsek, demin Memiş Başkanım dediği gibi Türk işi, belediye işi hep söylemde durarak değil, alanda bizle beraber aynı söylemlerin içerisinde mücadele ederken görebilirsek de başaracağımızı inanıyoruz. Zaten bu inancı da kaybetmeyeceğiz. En son Memiş Başkanım'ın işte %30 eksikler alan arkadaşlar için bir uyarısı vardı.
Orada da ben bir öncesine gideyim, ondan sonra da sözü bırakayım, fazla uzatmayayım. 2011 yılında %30'ları yaratan zaten Türk işin kendisidir. Doğulunda da yansımaları şu anda bize gelmiştir. Ama o günden bugüne kadar da yaptığımız toplu sözleşmelerde bu kazanımları kapatarak geldik. Takipçimiz arkadaşlar olmuş, belediye yöneticileri olmuş ki geçen de basına verdiği demeçte diskonel iş bizden daha yüksek ücretler alıyor diye söylüyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizi seyretmeye takip etsinler diyelim. Sağ olun. Evet. Mehmet Başkan, ben de şu konuda da biraz senden bilgi almak istiyorum. Yarın İzmir'deki 1 Eylül Dünya Barış Günü programı hakkında bizi bilgilendirirseniz. Şimdi İzmir'de bir yapı var. İzmir Emek Demokrasi Güçleri Bileşenleri yürütmesi var. Yaklaşık 40'a yakın örgüt içinde bunu. Tüm siyasi partiler hiç ayrım yapmaksızın. Bununla ilgili biz çalışmalarımızı yaptık. Bir basın açıklaması düzenliyoruz. Hemen Gündoğdu Meydanı'nda. Beyaz balonlar uçuracağız. Emniyetle görüşmelerimiz sürüyor. Bir basın açıklaması düşünüyoruz. Saat 18'de gönlü yüreği barıştan atan herkesi buraya davet ediyoruz. Barışla ilgili vereceğim mesaj da Faruk Başkanımın söylediği üstüne ek yaparak söyleyeyim. Savaş için tank lazım, top lazım, silah lazım, insan lazım, asker lazım. Barış için sadece bir el uzatmak yetiyor. Lütfen işçilerin, emekçilerin üzerinden aldığınız vergileri savaş meydanlarında mermiler üzerinden değil, bir dost el üzerinden yapın. Tüm çağrımız barışa ses verenlerin Gündoğdu Meydanı'nda olmasıdır. Pandemiyle ilgili son sözlerimi tabii söyleyeyim, lütfen. Bitireyim hem ondan sonra da Veysel Hocam herhalde kapanış yapar diye düşünüyorum. Pandemide yandaşlar habire test yaptırmakla meşguller. Biz ölüyoruz, işçiler ölüyor bu ülkeye, etiyle tırnağıyla alın teriyle mücadele eden işçiler ölüyor. Sağlık Bakanlığı'na buradan çağrımız, tüm çalışanlara acil test mutlaka uygulanmalı. Eğitimde sadece öğrencilerin okuması değil, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizi hazırlayan öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanlığı'nın mutlaka bir özür borcu var. Seçilmişlerin değil, eğitimcilere ihtiyacımız var. Atanmışlara değil, eğitimcilere ihtiyacımız var diyoruz. O yüzden eğitimin ve sağlığın özelleştirmesini, hayır deyip kamusallaştırmasını bir kez daha ifade ediyorum. Bundan sonraki yayınlarımızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Mehmet Başkan. Evet Veysel Hocam, sizin de 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili mesajlarınızı alıp programımıza yavaş yavaş sona erdirelim. Bir eğitimci olarak söyleyeceğimiz ana argüman her zaman dost, dost, dost. Yani burada bir şekilde temel evrensel insan hakları bildirgesinin ortaya koyduğu binlerce yıldır gelen o ana argüman olan sevginin, barışın, huzurun ön plana çıkarılması. Burada bu ortamın sağlanmasının anlam müsebbibi iyisi de kötüsü de iktidarlardır. Deminden beri söylüyorum, iktidarların tavrıdır. Eğer tavrınız savaştan yanaysa bu yandaşlarınıza birilerine tank, top, tüfek olarak, silah olarak para aktarıyorsunuz anlamına gelir. Nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun. Eğer ki ana argümanınız hizmetse o noktada zaten barışçıl yoldan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu anlamda herkese de ben de o anlamda İzmir kamuoyunun 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde hep beraber sevgi dolu pandemi koşullarına riayet ederek, sağlığımızı önceleyerek orada bir arada bulunmayı özellikle bekliyor ve Milli Eğitim Bakanımızdan da gerçek anlamda tutum ve davranışlarıyla da bir özür beklediğinizi sunuyorum, söylüyorum. Siz de yayın hayatınızda başarılar. Uzun erimli bir maraton diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Veysel Beyaz Adam'a da. Evet Ümit, senin söyleyeceklerin de varsa. İlgili kısacık bir şey söyleyebilirim. Sonra kapatalım. Kuşkusuz tarafımız çok belli. Bizim gazetecilikte savaş muhabirliği diye bir alan var. Başkan söyledi ya, savaş için çok şeye ihtiyaç var. Bizim meslekte savaş muhabirliği zor. Evet. Ama barış gazeteciliği o anlamda siyasi iktidarların baskısından korkmuyorsanız aslında o anlamda kolay. Kolay ve iyi olanı seçmeyi öneririm ben meslektaşlarıma da. Biz de gazete olarak, televizyon olarak zaten tarafımız çok net. Barıştan yanayız. Barış ve kardeşlikten yanayız. Yarın da 1 Eylül meydanında oradaki gelişmeleri arkadaşlarımız hem televizyon hem de gazeteye yansıtacaklar. Program için de çok teşekkür ederim. Harika bir programdır. Okey'in dördüncüsü olarak.
Öncelikle izleyicilerimize, sonra da sayın konuklarımıza çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiler. İlk günümüzde ilk program yapmak gerçekten heyecan vericiydi, onur verici de bir durumdu. Bu anı paylaşmak sizlerle çok güzel. Programın sonuna geldik. Yarın 1 Eylül Dünya Barış Günü. Ben de bütün izleyicilerimizin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutluyorum. Yarın sabah İz Televizyonu'nda bu özel günde Tugay Can'ın konuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsoyer olacak. O programı da kaçırmamanızı sizlere buradan haber veriyorum deyip programımızı sonlandıralım. Herkese iyi akşamlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İz Televizyonu'na konuk oluyor. Saat 10'da Tugay Can ile Gündoğdu programına katılacak Soyer, merak edilen soruları yanıtlayacak.